Selamlar Taplin sevenler. Bugün Trundle sorunsalı başlıyor. Bakın karşıdaki adam bizi tanıdı, voli bıraktın mı dedi. İlk olarak çalıya gelip kusuyorsunuz abi. Trundle bilmeyenler için karakterden bahsedeyim. Pasifiniz çevrenizde bir şey ölürse size can olarak geri dönüyor. Kalıcı can değil tabi, iyileştiriyor sizi. Q yeteneği otomatik saldırı sayılıyor. Mesela bir tane otomatik saldırı attın, sonra hemen Q at. Sonra bir tane daha otomatik saldırı at. Rakibin AD'sini çalıyor ve birazcık yavaşlatıyor. Bir cheese taktiğini deneyelim. Sonrasında oyunumuza başlayalım. Girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Video şunuza giderse beğeni bırakmayı unutmayın. Bir bekleme moduna geçtim. Ya buradan gelecek. Aynen geliyor şu an. Bak hiçbir şey kaybetmedik. Şu an biz daha üstünüz. O minyonları kaybedecek. Uzaktan XP alacağım sadece. Şöyle bir ısırdım. Tutuştur Q atacağım. Öldü. Bakın bunu nasıl tahmin ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Q ile vurduğum damage'i biliyorum zaten. Üzerine flash Q atıp tutuşturu atıyorum. Adam da bayılıyor. Ve birazcık karakterinde hasarını bilmeniz lazım. O yüzden ilk oyundan Trundle oynamayın. Ya botlara karşı oynayın ya biraz normal oyun atın. Daha sonrasında dereceli de deneyin. İlk oyundan önermiyorum. Şöyle geldim. Önüne geçiyorum sürekli fark ettiyseniz. Bir daha öldü. Zombisine yaklaşmayacağım. Bizi yok edebilir. Koridoru pushladığı için lane bana doğru gelecek ve levelde üstünlük sağlayıp bu adamı yine keseceğim. Şu an çok yanlış bir hareket yapıyor bence. Bak minyonlara sadece son vuruş yapıyorum. Bunu yapma sebebim, bak adam teleportunu attı ya. Şu an yürüyerek gelecek. Minyonlar da daha fazla, onun minyonları daha fazla. O yüzden koridor bana gelecek. Ben de bunu kullanıp levelde üstünlük sağlayacağım. Şu minyonu öldürelim. Uzun kılıç 3 tane pot başladım. Bak lane halen bana doğru geliyor. Şöyle sağlı bekliyorum. Bunun sebebi de Trundle gelirse hemen önünü kapatacağım. Şu büyüğü bir keselim. Biraz fazla hasar çıkarıyor. Çok fazla minyon oldu burada. Şu an dümdüz saldırmayacağım. Çünkü bu kadar minyonu boşa harcamak istemiyorum. Biraz daha yaklaşsın. Şu an flash'ı da yok zaten. Ölecek. Muhtemelen ota girer. Ottan Q atmayı dener klasik. Bak düşük eladan çıkmak istiyorsan böyle karakterleri oynaman lazım kardeşim. Bunlar sana hep önerimdir. Geldim şöyle koşuyorum. Bir tane M attım. Bak sürekli önüne geçiyorum. Canlı biri indirdim. Tekrardan lane'ime dönüyorum. 8 milyona 18 milyon. Bayağı bir milyon farkı atacağız adama. Bu ayrı kitleme taktiğini yapabileceğiniz bayağı karakter var. Hepsinin sorunsalını çekeceğim. Sizlerden ricam bir şekilde videoları desteklemeniz. Misal Volibear videolarının izlenmeleri çok fazla. O yüzden çok hoşuma gitti beni desteklemeniz. Ve daha motive olarak daha güzel videolar çıkarıyorum. Biraz daha yeteneklerden bahsedeyim isterseniz. W'muz böyle bir alan açıyor. Saldırı hareketinizi kazanıyorsunuz içinde. E'niz büzdan büstün çıkarıyor. Çevresini yavaşlatıyor. Misal Sion Q atarken falan kullanabilirsiniz. Q'sunu bozar. Burada yine çok fazla minyon oldu. Birazdan bir proxy atmayı deneyeceğim adama. Kule altına alalım. Bak otomatik saldırılarımı attım, sonradan Q attım burada. Bir tane daha pot basalım. Kendime doğru çektim. Öyle ölme ihtimali var ama ölmeyecek gibi. Ölmemesi daha iyi oldu aslında. Şimdi geriye gidecek ve kule altını alabileceğim. Zaten altın vermeyecekti sanırım. İki tane kule altını alıp base atacağım burada. Çok zorlamanın bir mantığı yok. Şu otomatik saldırı Q animasyonuna alışmanız lazım Trundle oynuyorsanız. Bunu da bir belirteyim. Maalesef manam bitti. 6 level olduk. O kule altını alıp hızlıca base'ime gideceğim. Base'e gittiğimde de şöyle bir şey olacak. Lane bana doğru gelecek. Sebebini biliyorsunuz zaten. Tarbikünü patlatalım. Sonra da base'e gidelim. İkincide base atarsanız daha iyi olur ama ben burada yine risk alacağım biraz. 2300 altınım oldu. Geldiğimde içinden geçeceğim Sion'un. İlk eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcı tercih edeceğim. Bunun sebebi karşımdaki tank bayağı armor kasacaktır. Geç oyunda adamı böyle kesebileceğim. Birazcık armor alsın, göreceksiniz nasıl erittiğimi. Sonrasında ilah sindiren alırız. Şöyle bir girdim yine. Ultimi attım. Ultimiz rakibin zırh büyü direncini çalıyor. Yani ulti atıp böyle önüne geçip öldürün adamı. Şöyle keselim de minyonlarımızı öldüremesin. Ölümcül tempodan yine saldırı hızı kazanıyoruz. Aynı Volibear gibi. Sadece yetenekleri farklı. Farklı bir kitle, farklı bir oynanış.
Mutlaka öğrenmeniz lazım. Hani anlamadığınız bir konu varsa lütfen sorun bana. Holly'de olduğu gibi bu karakteri de agresif oynarsanız her oyunu kazanırsınız. Bunu kesinlikle benim challenger olmamla vesaire alakası yok. Gerçekten sadece sağlık atıyorum adama. Şöyle mesela ilk kuleyi dakika 8'de alacağım. Abi şaka gibi dakika 8'de ilk kule alıyorum. Şöyle korkmadan vur kanka. Diego da geldi. Geri çıkacağım, zombisini ölmeyelim. Bir tane ısırsam zombiyi. Aslında adam da kötü değil. Sadece Trundle çok güçlü. Bu videoyu attığım sırada Warrior 1 nerf yemiş olabilir. En son bir açıklama tarzı bir şey gördüm Warrior 1'in nerfine dair. Hızlı bir base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Vadi bana lazım. Lütfen sal, yarıcam yazdım. Adam da hayır yazdı. 4-0'ım ya, yarıcam dedim. Onu inşallah çaldırırsın ya. Oh, çok iyi oldu. Tekrardan geldim. Şöyle bir Sion'u tuttum. Flash atabilir. Attı ve öldü. Vay be kardeşim. Bir de izleyicimsin ha. Kuleden de 600 altın alacağım. Buff olmuş aldıysanız 3. vuruşunda rakipten bir hareket hızı çalıyorsunuz. Şöyle geldim. Teleportunu attı ama bu kulenin sanki içinden geçtim ben birazcık. Birazcık proxy yapalım burada. Bilsem nasıl alırdım yazdı. Şöyle Q'sunu biraz bekleyeceğim. Flash attım. Yine de öldüm. Şöyle mid'e geçtim. Adam base atıyordu. Benim geldiğimi görüp base'ini bozdu. Flash'ını aldık. Şöyle kuleden altınımızı alalım. Tabi istediğim şey buydu aslında. Kata beni satacağım mı? Hadi base at ya. Tekrar geldim buraya. Gel bir ısırayım seni. Abicim bu kata çok cins ya. Vallahi cins bir takıma düştüm yine. Acaba burada Anivia'yı alır mıyım? Xion'u keseceğim. Onu da kestik. Kata base atıyor sonunda. Mid altını alabileceğim. Atamadan öldü. Aa, ne yapıyor bu? Vay vay. Öyle bir güç olamaz ya bir karakterde. Bak hemen bu kuleden de altın alıyorum. Kaç altın geldi? Siz bir hesaplayın. Ben ekrana yazmışımdır. Buradan da hemen bota geçiyorum. Bottaki altını da almayı deneyeceğim. Dakika 14'e geliyor ama. Belki red buff vardır, ona bakalım. Aa, bu konk burada. Tamam, zorlamayacağım. Çok altın var üzerimde. Base atıp taptan devam edelim. Şu an hatta eşyayı bitirmeyeceğim. Direkt omurga kıran bitirmek istiyorum arkadaşlar. İlah sindiren bitirsem de çok işime yaramayacak sanki. O yüzden omurga kıranı alıp biraz daha tank olmak istiyorum. O Sion'un ulti efekti çok güzelmiş. Şimdi bu eşya bize 50 AD, 400 can, 10 zırh bir direnci veriyor. Biraz onun karşısına doğru gidiyorum şöyle. Bir tane E attım. Isırdım. Teleport nereden çıktı? Sağ tıka bıraktım bakın. Teleport nereden çıktı? Flash atacak diyecektim. Hiçbir şey yapmıyorum gerçekten. Sadece sağ tıka atıyorum. Bu kuleden de 600 altın alacağım. Totemimizi bıraktık.
Katarına geliyorum işareti attı. Şöyle ultimi de attım buraya. Çok zorlamak istemiyorum burayı. Wukong geldi. Omurga kranımız bozuldu. Ben buraya oynayamam ya maalesef. Kaçalım. Vadiyi alalım. Chat'te de bir kavga çıktı. Birisi Smurf diyor. Aynen Smurf diyor bizim Viego'da. Viego'nun gerçekten zekası olduğunu düşünmüyorum. Normalde böyle takım arkadaşlarıma hiçbir şey demem. Ya zaten chat'e yazı yazmam asla da. Hani buradan söylüyorum şu an ama Viego'nun hiçbir türlü akli bir şey yok yani. Yazdıklarından anlayabilirsiniz. Vadimi aldım. Base atmalı mıyım? Sion orada olduğu için ben buradan yarayacağım. Bak Trundle sorunsal o kadar bomba olacak ki. Çok beğeneceksiniz. Şimdi bu kuleyi dümdüz alacağız zaten. Karşımıza gelen yok gibi. 3 level fark atmışım Sion'a. Yasuo geldi. Ultimi attım. Bayıldı. Inktör'ü açacağım ama bu arkadaş rahat durmuyor. Tamam açtık burayı. Bir base atalım. Botu salar mısın? Rica etsem. Yazdım. Çok fazla öndeyiz. Tekrardan ilerliyorum buradan. Neden alta indim? 600 altını görüyorsunuz. Zaten oradan inktör açtığımız için bir kişi orayı tutmak zorunda. Buraya da birileri geliyor. Takıma bana gelmeyin dedim. Bak gelmeyin dedim ya, inadına geliyor. Böyle vadiyi koydum buraya. Vadiye gerek yokmuş aslında. Dümdüz açtım. Ejderi pingleyelim. Buradan bir kule daha alabiliriz. Sioncuk geliyor. Çok kolay bir oyun oluyor bu arada ya. Trundle cidden efsane bir karaktermiş. Bunun neden değerini bilmiyorsunuz. Bak takım da inanılmaz iyi değil yani. ADC'miz kötü. Pyke'ımız iyi durumda. Kata klasik katalardan. Geldim Ejder Ormancı yerine ben alıyorum yine. Ormancı ejder almak asla. Tao her zaman. Bana uzak oyna kazan yazdım takıma. Şuradan bir ilerliyorum. Tabii arkadaşlar sizlere değişik build taktikleri de vereceğim. Hani hangi karaktere karşı hangi build yapılmalı. Güzel güzel free'lerini topluyor kardeşimiz de. Şöyle yine eşyamı pingledim. Kuleyi alacağım buradan. Zaten iki tane vurunca kuleyi almış olduk. Şöyle minyonlar birazcık açılsa. Pıt! Duvara çarp bakalım. Bizimkiler bir de açıyor. Son olarak baronu alırsak zaten oyun bitecektir. Şu an çok omurga kran falan düşünmeyeceğim. Ya seni bir ısırayım. Baronu pingliyorum. Yine ormancımızın umurunda değil. Ben de tek başıma girdim. Baron da çalarsın yazdı. Yani Viego çok garip bir arkadaş ya. Hiçbir şey de yapmadım adama. Cidden hiçbir şey yapmadım. Sadece vadiyi alabilir miyim yazdım. Sonra vadiyi çaldırdı. Oraya da hiçbir etki etmedim ben. Hemen bir base'imi atıyorum. Son olarak da bir tane ne alalım? Koruyucu melek alsak mı acaba? Bence koruyucu melek iyi olacaktır. Şu andan itibaren ne alırsam alayım zaten oyunu kazandık her türlü. O yüzden çok dikkat etmeyeceğim.
Alt koridorda Yasuo'yu gördüm. Gel buraya gel. Kırt diye ısırdım. Öldü. Gel buraya Wukong. Oyunun da sonuna geldik arkadaşlar. Rakip takım sonlara doğru birazcık ağladı böyle. Viego bak ne yazmış. Otrandil Maximum Plat bu arada yazmış. Şöyle sana hesabımı göstereyim. Best Master %60 kazanma oranıydı. Birazcık düştük ama olsun. Keşke nasıl alsaydım yazmış Sion. Artı 17 LP geldi. Karşı takıma gelsen de vereyim yazmış bizim Viego. Viego nasıl bir kafa yaşıyor acaba ya? 12-1-2 oynadık. 17.500 hasar atmışız. En yüksek hasar yine. 14.000 altın kasıp. Şöyle gökdelenimizi dikmişiz. Kulelere toplam hasarda da kocaman bir gökdelen dikmişiz. Viego 0 vurmuş abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu seri devam edecek. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bye bye.